De haydi Naima, de haydi lo, çocuk gelecek ha, çocuk. Yok hayatım, insanın iki ayağını bir pabuca sokuyorsun ki o. Yeni tamam, etler hazır. Yok ne yapayım ya? Benim çocuğum uzun zaman sonra İstanbul'dan gelecek. Onunla baş başa et yiyeceğiz. Böyle her şey kusursuz olacak. Ne bileyim, etler su gibi olacak. Kolay gel Hayati Usta. Ula oğlum gelme. Ben sana kurban olmaz. Ula ben sana. Ula. Ya siz dayağa hasret süsü verirseniz bu nedir ha? Maşallah insan sevmek nedir? Baba her yerim morardı. Ya ulan spa, eşek spası. Ya hadi gel yoldan geldin, oç sendir. Hadi etleri koy lo. Et mi? Baba, hele bir dur ya. Ne oldu? Benim size anlatmam gereken bir durum var. Yıllardır içimde tuttuğum ama artık özgürce yaşamak istediğim bir durum. Benim de sana yedirmek istediğim bir dürüm. De hadi lo, yemeklerimizi ye, ondan sonra ne söylerse söyle, o da etler soğuyacak lo. Yok, 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 hele dur hayatım. Oğlum sen anlat, biz dinliyoruz. Ha, öyle. Şimdi ben İstanbul'da bir başıma kalınca gerçek kimliğimle yüzleştim. Şimdi o kimliğimi size de açıklayacağım ama ne olur tercihlerime saygı duyarsınız baba. Ne olacak lo çocuk? Yani istediğini bize söyleyebilirsen ha? Tabii. Baba, ben vejeteryan. Senin ağzın ne der lo? Baba Allah aşkına sinirlenme, ne olursun. Hakikaten ne der ya? Bilmeyen vejeteryan nedir? Ya ben anlamışım vejeteryan nedir? Nedir? Ya bu siyasi olayları... Kuşmuş! Vay! Oğlum. Anne senin tekeri patladı. Çok kötü bir haber aldığımda böyle oluyor. Oğlum, herkes kendini kurtarır. Olan sana olur, bil o. Ya ana, ne siyasisi o? Alakası yok. Vejeteryanım. Yani et yemiyorum ama. Ha, he. Yani akşam 6'dan sonra yemiyorsan. Yok, hiçbir zaman yemiyorum. Ne yiysen, köfte mi yiysen? Köfte de et. E ciğer? O da et. Pastırma? Ya et ha. E sucuk. Lulu et. Ula sadece tavuk mu yiysen? Ya tavuk da et baba. Yo bir balıkla ömür mü geçer oğlum? Ya balık da yemeyem. Yürüyen, yüzen hiçbir şey yemeyem ha. Hayvan yemeyem ben. Bundan sonra hep sebze yiyeceğim. Vay! Baba! Vay! Avamın eri! Baba! Hayati! Ula! Hayati! Ula! Hayati! Ula! Ula sen kimsin ula? Çocuğuma ne yaptın? Ne yaptın benim çocuğuma? Ulan benim çocuğum kebabı lahmacuna dürüp yerdi. Sen ne yaptın benim çocuğuma? Çocuk mu bir? Ya baba yine benim ha. Oğlunum yine senin. Sadece bundan sonra sebze ağırlıklı besleneceğim ama. Ulan, ulan sebzenin ne ağırlığı olacak ulan? Ulan bunun ne ağırlığı olacak? Sebze dediğin sadece etin yanında göz boyamak içindir. Tabağı zengin göstermek için kullanılan bir objedir sadece. Yok hayat, obje nedir saçma sapan konuşuyorsun? Ya herkes hayatında bir dönem sebzeye merak duyabilir. Ya acıkınca geçer herhalde. Ana! Sus la dinime imanıma Naima. Bu çocuğu sen böyle yaptın. Küçücük idi, al sebzeyi, al sebzeyi, al sebzeyi. Ağzına tıka tıka adamın fikirlerini değiştirdin. Ya baba dur artık, anamın üstüne gitme. Ben kendi vicdanımla vermişim bu kararı. Hayret bir şey. Yani ben de senin etobur bir oğlun olmak istedim ama olmadı. Ne yapayım be? Anla artık babu. Ben çiğ köfteyi değil, onu sarmalayan marulu seviyem. Vay benim başıma gelen. Vay benim başıma gelen. Urfalı kebapçı Hayati Usta'nın oğlu brokoli yemekten dönüyor diyecekler. Oy önüne gelen sebzeyi yiyormuş diyecekler Naima. Ya kim ne derse desin ha. Benim bedenim benim kararım. Hayret bir şey ya. Ya hele tartışmayın, hele tartışmayın. Ya belki sağlık açısından önemlidir. Evet. Hani çocuğun kolesterolü çıkmaz böylece değil mi? Ya Naime, ne sağlığı ya? Doğaya aykırı, insan otonomisine aykırı. Bir insanın vücudunun dörtte üçü ettir. Ya bu nasıl yanlış bir bilgi baba?
Vallahi bu kadar dar kafalı olduklarınıza inanamıyorum ya. Oğlum, hele şuna bak. Bu sende hiçbir şey uyandırmıyor mu? He? Yani hiç iştahın kabarmıyor mu? Ya baba, lütfen artık besinsel kimliğime saygı duyuyor. Lan ne kimliği? Ulan ne kimliği? Hele aç, bak, bak hele kimliğine. Ne yazıyor ulan? Ne yazıyor kimliğinde? Kütük Urfa. Ulan, ulan ben bu akşam bu ocak başını siyah vereceğimi söyleyecektim. Sen benim ocağımı başıma yıktın. Sen bu işin başına geçecektin. Bir sürü dükkan açacaktık. Bir sürü küçük ustamız olacaktı. Etrafta koşturacaktı. Ama sen bunların hepsini yıktın, bitirdin. Yo baba, Allah aşkına sakin ol artık ha. Olmuyor. Çok özür dilerim. Ya çok dramatik bir sahne. Aha. Oğlunu kaybetmiş gibi adam üzülüyor değil mi? Evet. Ya bu dramatikliği yaşatalım. Yani yöreye de baktığımız zaman bir ağıtla, değil mi? Ağıtla üzülelim. Bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bence burada bir ağıt ister. Ne güzel, ne güzel aklına geldi. Naime de eşlik etsin. Hı hı. Naime eşlik ederken de o canı sıkkınki yürüyüşünü de kullansın. Ne malzeme varsa kullanalım. Besinsel kimliğime saygı duyun desin. Hı. Sen de ha, acını seyirciyle paylaş. Hiçbir şey hissetmeyeyim sen ula. He? Hiçbir şey hissetmeyeyim sen. He? Bir şey kabarmayayım senin içinde. Ya baba lütfen ha. Artık benim besinsel kimliğime saygı duy ya. Ne kimliği ula? Ula ne kimliği? Hele kimliğini aç bakalım. Ne yazıyor? Kütük Urfa. Lo 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 Olmaz dolaydı böyle evlat, evlat. Luh, 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 sana ne oldu Naima? Neler ettin sen anana, anana feç getirttin evlat. Hayır evlat, luh, luh. Yok baba, alakası yok bence. Kendisi pilatese başlamış. Koyamaz şok üstüne şok yaşayan. Luh, luh. Benim oğlum etmiyor. Benim oğlum sadece biber mi yiyecek? Biber mi? Benim anam Kızıldenli olmuş. Benim oğlum hemen... Şey ağır ağır dramatik birkaç sözle bağlasın Naime. Bu da sonra mercimekte köftemi yapacağım ben, ne işe yarar? Ambonun üstünde et pişmeyeceğiz. Sonra oğlum. Önce oğlum gitti, sonra karı. Düşün babu ya. Ne olur kaldı ne babu. Ya biz ne yapıyoruz ya? Yo hey yo. Biz ne yapıyoruz? Bir sürü küçük ustamız olacaktı. Ustalar etrafta koşturacaktı Naima. Vay. Aha. Gel, Allah sonsuz rahat yakını ya. Ağrım hoş geldin. Canım benim. Hoş gelmiş sen oğlu. Başımıza neler geldi Belisa. Vay babu, hemen duydunuz mu ya? Neyi? Ya bu Cumhuriyet Çatası'ndaki dükkanı ben batırdım ha. Allah belanı. Ama nasıl batırmak baba? Ürfe ürfe olanı esnafçılık tarihinde böyle bir batış görmemiştir. Ya muhasebecimiz defterleri gördü, adam başladı zırı zırı ağlamaya. Kazancı bedi görse valla ağaç çürürdü o derece yani. Battık yani kısacası. Peki oğlum et yiyeyim mi sen? Günde 8 öğün.
Hah, istediğin dükkanı batırabilirsin. Niye? Çünkü et yiysen. Niye? Doğaya karşı gelmeysen oğlum. Bilirsen, bak oğlum. Abin vejetaryen olmuş. Vay abi, demek söyledin o. He, vejetaryen dükkanı açtım. Bir dakika ulan, bir dakika. Yoksa sen başından beri bilir miydin? Vallahi baba, biliydim. Çocukluğumdan beri abin etlerini hep ben yerim. Kendisi bebeliğinden beri sebzeye aşık. Ya siz nasıl fark etmediniz hayret ha? Yok tamam, o kadar olay etmeyin yok. Ben de bundan sonra mercimekten köfte yaparım. Hamburger bile oluyormuş, hepsi. Hemen de kabul et Naime. Dinleme imanıma, hemen de kabul et. Oy oy. Oysa ne güzel hayallerim vardı. Bütün yaşadığım hayaller bir yalanmış. Nafile hayaller kurmuşum. Başkaları çocuklarıyla et yerken biz ne yapacağız seninle ha? Tavşan gibi marul mu yiyeceğiz? Ha bu arada tavşan yiysen mi? Ya babu. Benim senin gibi bir çocuğum yok tabii. Bitmişsin. Vallahi bitti gitti ha. Ya babu. Allah aşkına. Ya ben senin oğlunum, seni seviyorum. Ne var ben et yemiyorum, ot yiyorum ha? He? Önemli olan sofraya birlikte oturmak değil, bir aile olmak değil mi? Hele bir bana bak. Bana bir hıyar ver baba. Sofraya benim için bir tabak koy. Oğlum. Canım oğlum. He. Seviyorum seni. Oh, babu. Sana o tabağı koyacağım orada. Çok mesela. Güzel oldu. Yalnız bana bak. He. Birazdan dedenler gelecek. Onların yanında normal davranılır mı? He he. Yani çünkü onun yaşlıdır yani, yüreğine iner ha. Sen hiç merak etme. Evet, geldi gecenin sürprizine. Neymiş sürpriz? Şimdi sizi müstakbel gelininizle tanıştıracağım. Buyurun. Çiçek! Ha Çiçek. Merhaba efendim, ben Çiçek, memnun oldum. Çiçek, bu da bitki değil. Ya o babu! Neyse, bugün de çok sürprizli bir gün oldu. Neyse, haydi bakalım sofraya, ne yapak? Size de artık kaşarlı pide yapacağız. Ya. Şey, ne söyleyeceğim? Yalnız Hayati amcacığım, ben veganım. Vegan nedir ya? Bir mezheptir. Yok efendim, tercih. Ben et yemediğim gibi hayvansal ürün de tüketmiyorum. Yani öyle süt, yumurta, peynir falan da yemiyorum. Ne? Bak o! Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve